Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii teknoloji hayatımızda, sizin ellerinizde, avucunuzun içinde. Teknoloji üzerine pek çok şey söylenmiş olabilir ama her zaman her öğretmen bir branşta, mesela şu anda Ayşegül Hocam benim yerimde olsa, buraya gelse, dese ki bu aslında öğretmenin branşına olan ilgisi ve sevgisidir. Herkes sevdiği işi yaptığı için seven sevdiğini anlatmak ister. Ondan dolayı burada mesela benim yerimde Ayşegül Hocam olsa size yabancı dil bilmenin önemini ve mahiyetini, hangi konuyu anlatırsa anlatsın döner dolaşır kendisinin branşına getirir. Bu bir anlamda insanın yaptığı işle özdeşleşmesiyle alakalı bir durumdur. Yani o yüzden şunu garipsemeyin. Ya şimdi bir İngilizce hocamıza sorsak kalkar bize en alakasız yerden tutar yabancı dilin faziletlerini anlatır. Veya bir matematikçi başka bir şey anlatır. Aslında bu iyi bir şeydir. Bu insanın sevdiği şeyle özdeşleşmesidir. Çoğu zaman yaptığımız ve yazdığımız şeylerden dolayı bana bazen bazı dönükler geliyor ve diyorlar ki ya aslında sizin alanınız edebiyat değil miydi? Edebiyat denildiği zaman birileri sizden Leyla ve Mecnun hikayesi bekliyorlar sadece. Aslı ile Kerem hikayesi bekliyorlar. Aslında edebiyat Aslı'yı da, Kerem'i de, Leyla'yı, Mecnun'u da, Romeo, Juliet'i de aşan bir meseledir. Çünkü edebiyat zamandır. Zaman üzerine düşünmedir. Edebiyat hayat üzerine düşünmedir. Hayatın satır araları üzerine düşünmedir. Bundan dolayı sizden edebiyatçı olduğunuz zaman edebiyatı Aslı ile Kerem veya işte bir aşk şiiri veya romantik birkaç cümle olarak algılamak edebiyatın elifbası bile değildir. Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Şimdi zaman dedik. Konu zaman yönetimi. Konu dijital ortam ve dijital ortamı yönetme, zamanı yönetme ve bunun içerisinde mahremiyet meselesi. Bunların hepsi ayrı bir başlıkta birer saat konu olur. Ancak ben işin edebiyatla ilişki tarafından yola çıkarak anlatayım. Bazen hocalarınız size proje ödevleri veriyorlar. Zaman yönetimi diyoruz ya, aslında işinize gelen rakamın yönetmesini iyi biliyorsunuz. Mesela Karamazov kardeşleri, bir arkadaşımız size ödev verse veya Don Kişot'tan aslı itibariyle ödev verse hemen arkadaşımız sayfa sayısını soruyor. 1000 sayfa mı, 600 sayfa mı? Bu nasıl okunacak hocam? İşte bu nasıl okunacak diye sorduğunuz soruyu sormadan önce işin içine girseniz, o kurgu dünyasının içerisine girseniz, edebiyat dünyasının içerisine girseniz, ondan sonra ben sınava nasıl çalışacağım sorusunu sormazdınız. Ya da karşılaştığınız, mesela bir pandemi gibi şok yaşadı dünya. İnsanlık şok yaşadı. Şimdi bu şokun etkisinden daha yeni çıkıyoruz. Acısı bundan 5-10 sene, belki 30 sene sonra ortaya çıkacak. Psikolojik anlamda ortaya çıkacak. Sosyolojik anlamda ortaya çıkacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada zamanı anlamak ve yönetmek, şu içinde bulunduğunuz zamanda kurguyu ve kurgunun sınırlarını anlamaktan geçer. Nedir hocam zamanı anlamak? Kurgu nedir? Kurguyu yönetmek nedir? Karamazov kardeşlerde Mitya'nın ve Alyosha'nın arkadaşı arasında hapishanede bir diyalog geçer. Der ki bundan sonra, kendi tabiriyle söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, tırnak içerisinde söylüyorum, Tanrı'nın işi çok zorlaşacak çünkü artık insanoğlu insan yapmaya başlayacak. Bu romanın yazıldığı tarih daha 20. yüzyıl bile değil. Daha geriye gidelim, Don Kişot'a. Bunu bir hatırayla, bir hikayeyle anlatayım size. Jale Parla hocamız Don Kişot isminde bir ders açıyor. Dersin ismi Edebiyat Fakültesi'nde Don Kişot. Don Kişot isminde bir ders açıyor. Aileleri bulunduğu üniversite civarında olanlar hemen dekanlığı, tabiri caizse, basıyorlar. Bu benim kendi ifadem. Ve diyorlar ki ya hoca bir ders açmış. Fakültede bir ders açmışlar. Deli bir adamın hayatını anlatıyorlar. Don Kişot'u ve Don Kişot'un hayatını deli bir adamın hayatı olarak görür, anlar ve algılarsanız hayatı ve zamanı anlamak mümkün değildir. Hayatı ve zamanı anlamak bu romanların içerisinden geçer. Don Kişot'un yazıldığı tarih 1600'lerin başıdır. Ne var Don Kişot'ta?
Yel değirmenleriyle savaşta Don Kişot veyahut bir hanı bir şato olarak görüşünde aslında burada bir delinin hayatı değil, insanın görmek istediği hayatı bir anlamda alegorize eder. Şurada birinize, şurada bir kediyi getirsek şuraya, patili dostlarımızdan birini getirsek, bir kediyi getirsek, dile gelse konuştursak, hayal dünyası ne desek, ne istiyorsun desek, elbette o canların da duygusu var. Ne istiyorsunuz desek, hayal dünyası ciğerden sıcak bir kalorifer kenarından öteye geçmez. Ama şöyle yastığınızı, ya başınızı yastığa koyduğunuz zaman düşündüğünüz şeyleri ama hiç de çekinmeden hayal ettiğiniz şeyleri çıkın şurada anlatın desek, kediyi de oraya dinleyici olarak koysak, kedi de sizin anlattığınız şeyleri dilinizi anlıyor bir varlık olarak sizi dinlese, kedi 25 ve 30. dakikadan sonra çatlar ölür. Mecaz olarak söylüyorum, çatlar ölür. Çünkü insanoğlundaki hayal, insanoğlundaki yaratma duygusu, hayatı değiştirme arzusu hiçbir varlıkta yoktur. İnsanoğlunun belleğindeki bu arzu. İşte edebiyatçılar o sizin sayfa hesabını yaptığınız kitaplarda hep bunları anlattılar. Hep bunları anlattılar. Ahmet Hamdi Tanpınar ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında derken zaman kavramını sorguluyordu. Bir bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Zannedersem Bilim Teknik'te çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Google hocaya sorarsınız. Gidin bakın. Belli bir mesafe uzaklıkta uzayda bir astronot bir çayını yudumlarken bir mesafe veriyor tabii buna. Şöyle hayal ediyoruz tabii bunu ama zaman olayı doğrudur. Çayını veya kahvesini yudumlayıp uzay aracının, uzay mekiğinin cam kenarından şöyle bakıp dünyaya bakarken o esnada dünyada belki 48 belki 60 saat geçmiş olur diyor. Bir çay içimi. O zaman zaman dediğimiz olay yine izafiyet teorisinde olduğu gibi bambaşka bir yere gidiyor. Yani zaman ölçü itibariyle, size konulan zaman ölçü itibariyle, size konulan plan ölçü itibariyle her şey bu dünyanın içinde. Hani bir tane bir film vardı, hatırlayanlar söylesin, ismini hatırlamıyorum. Sanal bir dünyaya giriyor. Tamamen her şey sanal. Sanal bir odanın içerisinde kendisini bir ilçede veyahut bir yerleşim merkezinde zannediyor. Bir türlü o yerleşim merkezinin dışına çıkamıyor. Matrix. Gidiyor bir yerlere. Matrix değil. Elini bir yere bir değdiriyor. Etrafındaki her şey kağıt. O görüntülerin hepsi bir ekran ve kağıttan ibaret. İşte siz de bir manada içinde bulunduğunuz ortam itibariyle adeta etrafınız sanal kağıtlarla donatılmış. Bu yüzden içinde bulunan gezegende insan edebiyatta, felsefede, sosyolojide hep o kağıdı delip ötesine çıkma zamanı, zaman da dahil ediniz buna, ötesine çıkmayı arzu etmiş. Bunun peşinde olmuş insan. O yüzden tabii işin dini tarafını hocalarımız anlatırlar. O ayrı bir şey. Ben size dini boyutunu anlatmıyorum. Objektif olarak anlatıyorum. Bütün kutsal kitaplarda evet, ahiret inancı vardır, öldükten sonra dirilme vardır, öbür dünya tasavvuru vardır. Bu işin oraya ait kısmı ama oradan gelip bize haber verip bu işi tasvir eden bir insana şu anda insanlık rastlamadı. O yüzden Yahya Kemal ne diyordu? Derslerinizde gördünüz. Neydi hüsnü talih? Olumsuz bir olayı güzelmiş gibi gösterdi. Harikasın. Olumsuz bir durumu olumlu bir sebebe bağlama. Arapça hüsn, hüsnü talil, Arapçadan gelir. Hüsn, güzellik demektir. Güzel sebebe bağlama. O yüzden bunu söylerken Yahya Kemal hüsnü talil yapıyordu. Giden pek çok kişi memnun ki yerinden, bu seneler geçti, dönen yok seferinden. Bunu bir sefer olarak ve geri gelmemeyi de gittiği yerden memnuniyet olarak anlatıyor Yahya Kemal. Bu bir tasavvurdur. Ama her şey tasavvurla başlar. Hayalle başlar. Siz eğer hayallerinizi yönetip onu gerçek hayatına, reel zemine taşımazsanız belli bir zaman sonra
içinde bulunduğunuz zaman ve hadiseler sizi yönetmeye başlar. Zannedersem benim buraya geleceğimden hepinizin haberi vardı. Üç aşağı beş yukarı konuşmadan önce Ayşegül hocam ne yaptı? Konuyla ilgili bilgi verdi, hatırlatma yaptı. Konu şunlar şunlar. Hocanız şununla ilgili konuşacak. Bütün bu durumdan haberiniz olmadığını düşünün. Muhtemelen dersiniz neydi? İngilizce. Ayşegül hocamın. Evet, evet. Evet. Ayşegül hocamı bekliyordunuz, onu hayal ediyordunuz. Bu durumdan haberiniz yoktu. Tamamen bir karışıklık var. Herkes dolaşıyor. Kimisi defterini arıyor. Kimisi kalemini arıyor. Zil çaldı veya çalmasından iki dakika önce bir baktınız ki Onur Hoca geldi. Oturdu. Burada tripodlar konuldu. Kamera hazırlandı. Başladı bir şey anlatmaya. Ve hepiniz şuna başladınız. Bir de dışarıdan başka birileri de geldi. Ve şunu hemen bir ne oluyor dediniz. Dersiniz daha doğrusu. Ders İngilizceydi. Buraya birisi geldi. Edebiyatın faziletini anlatmaya başladı. Zaman yönetimi dedi. Bir şeyler söylemeye başladı. Ağzında bir şeyler geveliyor. Ama öncesinden bilginiz olduğu için ve buraya kimin geleceğinden bilginiz olduğu için, gidişatın ne olduğunu bildiğiniz için, konunun ve konunun sınırlarının ne olduğunu bildiğiniz için kimse durumu hayretle karşılamadı. Kimse soru sormadı. Gayet uslu bir şekilde oturdunuz, beni dinliyorsunuz. İşte gidişattan haberi olmanın yolu kurguyu ve edebiyatı anlamadan başlar. Çünkü siz okuduğunuz bir romanla, bir hikayeyle ya da İngilizce bir story ile tepeden bakmayı öğreniyorsunuz. Hadiselere ve kahramanlara, hatırlayın, hakim bakış açısı, tanrısal bakış açısı. Bir tanrı gözüyle bakıyorsunuz hadiselere ya da yazarın anlattığı şekliyle. Olayın dışındasınız siz. Tam Pınar'ın dediği gibi zamanın, oradaki zamanın ve kurgunun dışında oturduğunuz hadiseleri seyrediyorsunuz. Bunun profesyonel tarafı, bir adım ötesi, kendinizin hikaye yazmaya başlayıp roman yazmaya başlayarak istediğiniz hayal dünyanızda istediğiniz hadiseye yön vermektir. İşte edebiyat buradan çıkmıştır. Şimdi eskiden bizim büyüklerimiz, muhtemelen Ayşegül hocam da hatırlar. Bizim büyüklerimiz bazen bundan bir 30-40 sene öncesine Anadolu'da ücra bir yere gidelim. Elinizde 3-5 tane kitap, elinize geçen parayı kitaba veriyorsunuz ve okuduğunuz şeyler roman. Ayıplanırdı bu durum, biliyor musunuz? Sinemaya gitmek eskiden toplum içerisinde çok ayıp karşılanırdı. Bunun ne demek olduğunu, tiyatro tarafını, Şinasi'nin şair evlenmesinde görürsünüz. Toplum orada Müştak Bey'i ayıplar. Ya bir de tiyatro mudur nedir, oraya gidip geliyor zaten. Tekin adam değil. Adam tekin adam değil, tiyatroya gidiyor. Adam tekin adam değil. Biraz daha amiyane ifade edelim. Sağlam ayakkabı değil. Niye sinemaya gidiyor, filme falan gidiyor. Bunlar konuşuldu tarihte. Doğru düzgün bir adam, doğru düzgün bir oğlan değil. Doğru düzgün bir kız değil. Niye? Roman okuyor. Bu cümleler Anadolu'da bundan 50 sene önce konuşuluyordu. Ama bugün sizin içinde bulunduğunuz şey, artık kurgu okuyanların ayıplanmasını bir kenara bırakın, kurgu hayatımızın her yerinde. Kurgu hayatımızın her aşamasında. Bu iş televizyonda, yani daha önce sinemayla başladı, görsel tarafı. Görsel tarafı. Sonra neye başladı? Yavaş yavaş televizyonlarda reality şovlara başladı. Artık reality şovlar ya da yani gerçeğe benzer yaşanmış olayların senarize edilmesi, yavaş yavaş kurgunun içinde bulunduğumuz gerçek hayatı ele geçirmeye başladığı süreçtir. Kurgu hayatımızı yavaş yavaş ele geçiriyor. Birileri bir şeyler kurguluyor ve o kurguladıkları şeyleri size senaryo olarak veriyorlar ve siz oynuyorsunuz. İçinde bulunduğumuz durum şu anda tam olarak budur. Bugün senaryo yazarlığı sadece film ve sinema üstüne değil, oynadığınız oyunlar üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili tezler yazılıyor. Bununla ilgili yüksek lisans tezleri, doktora tezleri yazılıyor. Artık senaristler oturdukları yerden sadece film ve dizi senaryosu değil, bugün senaristlik dediğiniz şey oynadığınız oyunlar üzerinde çalışıyor. Ve yavaş yavaş o metaverse dediğimiz dünyanın içine doğru
sizleri ve sizden sonrakileri ne yapıyor? Çekmeye başlıyor yavaş yavaş. Şimdi denilseydi mesela, en bilgili, en görgülü toplumun insanları öğretmenlerdir. 50 sene önce, 60 sene önce bir öğretmene birisi kalksa dese ki, bir öğretmen derse girecek, elinde de telefon diye bir alet var, oturacak orada, dokuna dokuna öğrenciler var mı yok mu diye işaretleyecek. Sonra onu işaretleyince o bütün sistemlere girecek ve bunun yoklaması alınacak. Onu diyen kişi kendi zamanının Don Kişot olurdu. Deli derlerdi adam. Hani işte o 80'ler dizisindeki 46'lığı hatırlayın, izleyen varsa. Öyle değil mi? İşte Don Kişot bir delinin hayatından ziyade insanın içinde bulunduğu hayatın ve o hayattaki yaratma hissinin insana neler yaptırabileceğinin belki arketipidir, ilk örneğidir. Şimdi yapay zekadan, yapay insandan bahsediliyor. Bu hususta Ayşegül hocamın çok ciddi birikimi vardı ona göre. Hocam araştırır bu konuları, bazen konuşuruz. Yapay zekadan, yapay insandan bahsediliyor. Bu Karamazov kardeşlerde bir romanda anlatılmış, konuşulmuş. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi o zaman demek ki birileri bize rol biçiyor. Bunu söylerken, birileri bize rol biçiyor derken, söylediklerimi yanlış anlamayın. Böyle hani uçuk, sansasyonel bir şey söylemiyorum. Olağan şey bu. Şimdi içinde bulunduğumuz hayatın gerçeği. Hani böyle gizli güçler var, Illuminati falan anlamında söylemiyorum bunu. Şu anda içinde bulunduğumuz sektör bizi buraya götürüyor. Tamamen sektörel anlamda söylüyorum. O zaman yönetilmemek istiyorsak, bir şeyleri biz yönetmek istiyorsak ne yapmak zorundayız? İçinde bulunduğumuz zamanı kontrol etmek zorundayız. Önceden, bundan 3-5 sene önce bazı okullarda medya okur yazarlığı diye bir ders vardı. Aslında bunların yaygınlaştırılmasına taraftım. İletişim fakültelerinin bu anlamda ne yapıyorlar bilmiyorum. Eğitim fakülteleriyle ciddi anlamda bir etüt yapması lazım. Öyle üzerinden geçirilebilecek bir mesele değil. Bir adam var, Zizek. Sinema üzerine çalışır. Kitabın ismi Bedensiz Organlar. Bedensiz organlar. Bedensiz organ nasıl olur? Şöyle baktığınız zaman bir yerde ben o kitabı görsem herhalde fantastik bir roman der. Geçerim, roman falan değil. Bilakis Kur'an kitabı. Sinema üzerine. Bedensiz organ kameralardır arkadaşlar. Kameralar eskiden sadece bildiğimiz gerçeği görüntülüyordu. Kameralar sadece dünyayı görüntülüyordu. Ama artık bugün kameralar neyi görüntülüyor? İnsanın gözünün yerine geçebiliyor. Çağrı filmini hatırlayın. İzlemeyen yoktur herhalde Çağrı filmini. Nedir? Hani inanışımıza ve saygımıza binaen, saygımızın bir gereği olarak, bu hemen hemen bütün İslam dünyasında böyledir. Hazreti Peygamber'in yüzü gösterilmez, tasvir edilmez. Hangi filmde olursa olsun. Ama kamera orada mesela Hazreti Hamza ile yaşanan diyaloglarda veya Peygamber'in sahabeyle diyaloglarında kamera şöyle bir böyle etrafı süzüyor. Ya da şöyle düşünelim, şu kamerayı alalım, benim oturduğum yere koyalım. Bir öğretmen gözüyle kamera ne yapıyor? Sizi böyle süzüyor. Anlıyorsunuz ki orada kamera birisinin gözü yerinde. Çağrı filminde de o böyle etrafında sahabeyi izleyen veya Hazreti Hamza ile burun buruna gelen. Çünkü orada Hazreti Hamza peygambere bir şey söylüyor. Yüze dönük bir şekilde peygambere bir şey söylüyor, anlatıyor. Ve Hazreti Hamza'yı kamera gözünden görmüyoruz biz. Hazreti Peygamber'in tasavvur edilen gözünden görüyoruz. Korku filmlerini hatırlayın bakın. Şimdi neydi? Yine Zizek bu örneği verir. Bir kuş istilası. Eski bir korku filmi, çok eski. Bir kuş istilası dünyaya doğru gidiyor. Karanlık bir gece, bir kasaba ortamı, sakin, dingin bir ortam, bir rüzgar sesi ve kamera bir kuşun inişi şeklinde. Gökyüzünden bir kuşun inişi biçiminde, hızlı bir biçimde ne yapıyor?
kasabaya doğru inişe başlıyor. Kuşun gözüyle. Kuş katliama başlayacak. İnsanları öldürecek. Katil, kuş bir yaratık gözüyle ne yapıyor? Kamera açısı ona göre ayarlanıyor. Buradaki bedensiz organ kameradır. Her türlü bedene girebilir. Ya da cin musallatlarını hatırlayın. Nedir? Cin gözüyle görme. Ya da cin girmiş bir bedenin gözüyle görme. Bunlar işte neyi doğurmuştur? 19. yüzyılın başında postmodernizmi doğurmuştur edebiyatta. Hani şu 12. sınıfta görüp bunu aldınız ya bu neyin nesi dediğiniz o bir konu var ya. İşte postmodernizm. Nedir postmodernizm? Eskiden şu ana kadar edebiyat olanı veya olmuş olanı anlatırdı. Şimdi yazar olması istediğini anlatıyor. Postmodern romanda. Postmodern roman gerçeğin manipüle edilmesidir. Gerçeğin alt üst edilmesidir. Ben olsam şöyle bir gerçekle anlatırdım. Zamanın alt üst edilmesidir. Hani flash forward, flash back diyoruz ya. İleri fırlama, geri gelme, tekrar geçmişe dönme. Veya Ahmet Ümit'in Patasana romanında bir geçmişe gitme, bir şimdiyi yaşama. Zamanı manipüle etme. Peki geldiğimiz nokta ne? Ne olmuş hocam? Yani olsun edebiyat hayal. Peki bunlar burada bununla kaldı mı? Kalmadı. Bir arkadaşımızın bir cümlelik bir sözüyle hayatını zindan etmek mümkündür. Hatta söylemediği sözlerde artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki o ses rengini alarak, arkadaşınızın ses frekanslarını alarak hiç telaffuz etmediği bir şeyi 5 dakika o ses frekansları üzerinde harfleri ve kelimeleri yerlerine yerleştirerek şimdi biraz amatör ama ilerisi daha profesyonel olacak. Söyleterek ona hayatını zindan etmek mümkündür. 2 dakikalık bir sözü, 2 dakikalık bir kesit. En masum şeydir benim size söylediğim var ya. Bir konuşmanın 2 dakikalık kesitini alıp onu servis etmek şu anda gelişmekte olan teknolojide yapılan en masum şeydir. Artık harfler manipüle ediliyor. Senin ses tonunla sana cümleler kurduruluyor ve bu servis ediliyor. Ve sen bütün bu servis edilen sanal bir dünyada elinde bir telefon ondan sonra böyle bir alemin içerisine dalıp gidiyorsun. Yönetiliyorsun resmen. Artık telefonsuz yaşayamaz haldesin. Bir nevi Jize'in dediği noktaya geliyoruz. Bedensiz organ demiş ama artık bedenli bir organ olmaya başladı. Kameralar, telefonlar elimizde. Bir ötesine bunun yaş gitmiş, ömrün bir kısmı gitmiş. Kazanım yok, sertifika yok, yetenek yok, yaratıcılık yok, itibar yok. Herkes senin gibi. Herkesin elinde bir telefon var. Herkes sosyal medyada senin görüp ve izlediğin şeyleri görüyor. Ve sen o tek tip bir kütlenin parçasısın. Başka bir şey değilsin. Bir ağırlığın yok artık, bir değerin yok. İsmin de önemli değil. Tek tip bir dünyada yaşamışsın. Ve onun bir parçasısın. Yaş gelmiş 20'ye, 25'e, 30'a, 40'a. Hiçbir şey yok. Yani demek istediğim teknolojiyi olumsuzlamak değil. Teknoloji zamandan kazanımdır. Yoklamada zamandan kazanımdır. Soru çözmede kağıt israfını önleme zamandan kazanımdır. Eskiden insanlar falancanın oğluna, filancanın kızına, şuna buna rica ederdi bizim çocuğa ders çalıştır diye videolarla senin ayağına gelen dersler senin için kazanımdır. Sadece seçim senin. Onu mu seçeceksin, Metaverse'ü mü seçeceksin? Metaverse seni mutlu ediyor. Çünkü nedir? Her şeyi orada yaşıyorsun. Dünyada yaşayamadığın şeyi sanal olarak orada yaşıyorsun. Ama kafanı kaldırıp da başını o dünyadan çıkarıp gerçek hayatta bir baktığında her şeyin yalan olduğu konusunda çok geç kalmış olabilirsin arkadaşım. İşte bu mesele burada. Aslında dünya hayatını da dinler öyle anlatmıyor mu? Kafanı bir kaldırıyorsun, dinlerin tasvirine göre, bütün dinler böyle söylüyor. Kafanı mezardan bir kaldırıyorsun, öldükten sonra dirilmenin olduğunu bir farz edin, bir kaldırıyorsun. Ondan sonra ne diyor Kur'an'ın tabiriyle? Ya leyteni kuntu turaba. İçine girdiğim oyun ve oyalanma içinde kayboldum gittim.
şimdi gerçekle yüzleşiyorum. İşte o metaverse'ü, o metaverse'ü ve o sanal dünyayı, şimdiki içinde bulunduğunuz dünyayı kabul edin. O metaverse'den ayıkıp da gerçek dünyaya dönmeyi de öldükten sonra dirilme olarak anlayın. Her şeyi tamamen anlamış olursunuz. Artık top sizde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen.